Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kurma Yayınları Fenomen serisi 1. fasikül ünite 1 e, sayfa 29'da gençler dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk etkinliğimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar asal çarpanları ayırmayı nasıl yapıyoruz? Öncelikle tanımlarımızı inceleyelim bir doğal sayının çarpanlarından asal sayı olanlara asal çarpan yani asal bölen diyoruz. Bir doğal sayının gençler asal çarpanları kısa yoldan asal çarpan algoritması yöntemiyle bulabiliriz diyoruz. Evet en çok kullanacağımız gençler bölen listesi yani çarpan algoritması olduğunu belirtelim. Evet verilen sayıyı gençler sırasıyla 2, 3, 5, 7 gibi sadece asal sayıları böleriz. Ve sonunda gençler bakın burada 1'i elde ettiğim zaman Evet ne yapmış oluruz? 60 sayısını burada asal çarpanlarına ayırmış olurum. Evet burada gençler iki tane yolumuz var. iki tane durum var. Evet 60 sayısının çarpanlarını isterse asal çarpanlarını isterse evet, asal çarpanları nelerdir dersem evet bir e, bize gençler bakın burada iki tane ikimiz var. Bundan sadece bir tanesini alacağım. Üçten bir tanesini alacağım. Beşten bir tanesini alacağım. Yani asal çarpanları nelerdir derse Evet, Kaç tane 2'nin, kaç tane 3'ün ve kaç tane 5'in önemi yok gençler. Her birinden birer tane alacağız. Yani 60 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir diyeceğiz. Evet, Üstü sayı şeklinde yazın derse veya asal çarpanlarına ayırınız derse Gençler işte 2 tane 2 olduğu için 2'nin karesi, 1 tane 3 olduğu için 3 yazıyorum. Aslında 3'ün birinci kuvvetidir. Bir de 5'in birinci kuvveti şeklinde yazıp çarpma durumunda yazmış oluyoruz. Evet, asal çarpan sayı sorulduğunda aynı sayılardan sadece bir tanesinin alındığı ile ilgili kuralımızı da evet, Etkinliklerimize devam edelim. Birinci etkinlikte aşağıda verilen sayıların asal çarpanlarını bulunuz ve üslü biçimde yazınız demiş. O halde gençler en küçük asal sayıdan başlayarak yani 2'den başlayarak bölüyorum. 24'ü 2'ye böldüm 12. 12'yi 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1'dir. Yani işte asal çarpanları farklı olanları alacaktım. Bakın 2 ve 3'tür. Evet, üst olarak yazarsam da 3 tane 2 olduğu için 2 üstü 3 çarpı 3 olur üstü şeklinde yazılışı diyorum. 90 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. Bakın 2, 3 ve 5 şeklinde yazıyorum. Asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Evet, üstü şekilde yazarsam gençler 2 çarpım. 2 tane 3 olduğu için 3'ün karesi çarpı 5 olur. Üstü şeklinde yazılışı diyorum. Peki 84'ü gençler 2'den başlayarak bölelim. 42 2'ye böldüm 21 3'e böldüm 7 7'ye böldüm 1'dir. O halde asal çarpanlar 2, 3 ve 7 Üst olarak yazarsam da 2 tane 2 var. 2'nin karesi çarpı bir tane 3 bir tane 7 şeklinde çarpma durumunda yazıyoruz. Evet ikinci etkinliğimize geçelim. Aşağıda verilen eşitliklere göre eşitliklerde A, B ve C yerine gelecek doğal sayıları bulunuz demiş. Gençler şöyle 98'i 36'yı ve 360'ı yazıyorum. Evet, bu tarz sorularda gençler bölen listesinden yani çarpan algoritmasından faydalanacağız. Yanına çizgimizi çekelim. Ve sayılarımızı gençler 2'den başlayarak veriyorum. 98'i 2'ye böldüm 49. 49 2'ye bölünmez 3'e bölünmez 5'e bölünmez 7'ye böldüm 7. Evet 7'ye böldüm 1'dir. O halde ben bunu üstü olarak yazacak olursam. 2 çarpı 7'nin karesidir. Gençler A ve B. A 2'nin kuvvetiydi. Bakın 2'nin kuvveti 1'dir. 7'nin kuvveti de 2 gençler. O halde A'nın değeri 1. B'nin değeri 2 olur diyoruz. 36'yı çarpanlarına ayıracağım. Asal çarpanlarına 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1'dir. O halde 36. 2 tane 2 var. 2 üstü 2 çarpı. 3 üstü 2'den. Evet kuvvetleri A ve B'ydi. A 2'dir. B de 2'dir. 360'ı gençler 2'den başlayarak bölelim. 2'ye bölersem 180. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. O halde 360'da gençler A'nın 2'nin kuvveti A'ydı. Öncelikle şöyle üstü sayı olarak yazalım. 2 üstü 3 çarpı 3 üstü 2 çarpı 5 gençler. O halde A 2'nin kuvvetiydi. A'nın değeri 3'tür. B 3'ün kuvveti 2. Bakın 5'in kuvveti 1 gençler bu da C'ye verir diyoruz. Evet devam edelim. Bilgimizi okuyalım gençler. Evet, i̇kinci yöntemimizde gençler bir doğal sayı asal çarpanlarına ayrılırken çarpan ağacı yönteminden faydalanabiliriz diyoruz. Çarpan ağacı verilen bir doğal sayıyı iki kola ayırıp onlarda bulunan sayılardan biri asal sayı seçilir. Onlarda bulunan iki sayının çarpımı üstteki sayıya eşittir diyor. Gerçi 60'ı bakın öncelikle 2'ye bölüyorum. 30 olur. 2 ile 30'un çarpımı 60'ı verdiğini görüyorum. Tekrar 30'u 2'ye bölersem 15. 15'te 2'nin çarpımı 30'dur. 15 2'ye bölünmez. 3 ve 5'e bölünür. Bu şekilde yazdığım zaman bakın çarpan ağacının dallarındaki sayılar bizim asal çarpanlarımızdır. Evet, bir, iki tane ikimiz var. 2'nin karesi çarpı 1 tane 3 1 tane 5 var. 3 çarpı 5. Yani bunlar da birinci kuvvettir. Üst olarak bu şekilde ifade ederim. Evet. Asal çarpanlar nelerdir derse gençler aynı sayılardan bir tane alıyorum. 2 ve 2, 3 ve 5 de asal çarpanlarıdır diyorum. Evet şöyle devam edelim. Aşağıda verilen çarpan ağaçlarını boş dairelere yazılacak sayıları bunun dedi. De gençler 2'den başlayarak bölersem 12'yi iki, 2'ye böldüm. 6, 6'yı tekrar asal sayı olan 2'ye bölüyorum 3. Evet bakın asal çarpanlarına ayırmış oldum. Evet bizden gençler sadece boşluğa gelecek sayıları istedi. O halde 3 ile 7'yi çarpıyorum 21. 2 ile 21'i çarparsam yukarı giderken evet, 2 tane daldaki sayıyı çarpıyorum ve 42 şeklinde yazıyorum. Evet, 48'i 2'ye böldüm 24. 24'ü 2'ye böldüm 12. 12 gençler 6 yazdığı için bakın 2'ye böldüm burayı. 6'da 2 ve 3 şeklinde ayrılır diyoruz. Evet. Dördüncü etkinlikte aşağıda verilen ölen listelerinde her bir her bir harfin yerine yazılacak sayıları bulunuz diyor. bu burada zikzak yönteminden faydalanabilirim. Bakın 1 ile 5 çarpıyorum. E'yi buluyorum. E'nin değeri 5'tir. Bir A, B, C şeklinde yazayım. Evet 5 ile 3'ü çarpıyorum. E, D'nin değeri 15. 15 ile 3'ü çarptım 45. 45 ile 2'yi çarptım 90. 90 ile 2'yi çarpıyorum 180. O halde A 180. B 90. C 45. 15 ve 5 şeklinde harflerin sayısal değerini buluyoruz. Yine zikzak yaparsam gençler. Önce harflerimizi yazalım. K, L, M, N ve P şeklinde yazdım. P'nin değeri 1 kere 5, 5'tir. 5 ile 5 çarptım. N'nin değeri 25. 25 ile 3'ü çarpıyorum. 75. 75 ile 2'yi çarparsam L'nin değeri 150. 150 ile 2'yi çarparsak da K'nin değeri 300'dür. Evet burada da A, B, C, D şeklinde yazayım. Evet, en alttan başlıyorum gençler. 1 kere 7 7 7 kere 5 35 35 ile 5'i çarpacağım gençler. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 3, 15. 2 daha 17. 175 oldu. 175 ile 2'yi çarparsak da A'nın değeri 300'dür. Pardon 350'dir gençler. Evet. Devam edelim bir sonraki sorumuza bakalım. Evet, beşinci sorumuzda Asya Fenomen Otel'in 90 numaralı odasında kalmaktadır. Buna göre Asya'nın kaldığı oda numarasını farklı asal çarpanları toplam kaçtır diyor. İşte o halde oda numarasını yani 90'a asal çarpanları ayıracağım. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. O asal çarpanları gençler 2, 3 ve 5'tir. Bizden bu ikisi, bu üçünün toplamını istediği. Sorumuzun yanıtı 10 olur diyorum ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet, devam edelim. 6. sorumuza bakalım. Aşağıda verilen balonları yapılan isabetli atış sonucu vurulan balonun üzerinde yazan sayının farklı asal çarpanlarının toplamı kadar puan kazanılmaktadır. Buna göre asaf isabetli bir atış sonucu en çok kaç puan kazanması için hangi renk balonu vurmalıdır diye soruyor. Evet gençler. O halde şöyle yapalım. Öncelikle farklı asal çarpanlarını bulmam lazım. Şöyle 42 ile başlıyorum. 2'ye böldüm. 21 3'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1'dir. Bunları toplarsam 2 artı 3 artı 7'den 12 puan kazanır. Peki. 48 sayısını inceleyelim. Asal çarpanları ayıracağım. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1'dir. Farklıları toplayacağız gençler. 2 ve 3'ü topluyorum. 5 puan kazanır. Evet, maviye geldiğimiz zaman gençler 60 sayısını inceleyelim. 2'ye böldüm. 30 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. Bakın 2, 3 ve 5'i topluyorum. 10 puan kazanır diyoruz. Evet, 81 sayısında gençler. 81'i 2'ye bölmez 3'e bölersem 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1'dir. Gençler yani sadece 3 puan alır. Yani sadece Evet bir tanesini seçiyorum ve asal çarpan 3'tür diyorum. Buradan da 3 puan alır. Buradaki en yüksek puan gençler 12 puanla evet, 42 yani sarıyı vurursa gençler en yüksek puan alır diyorum. Ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet 7. sorumuza bakalım. A bir doğal sayı olmak üzere gençler üçgen içindeyse kendisi hariç en büyük çarpanına eşittir. Evet, en büyük çarpanı gençler asal çarpanı değil. Kare içindeyse gençler içine yazılan sayının farklı asal çarpanları toplamına eşittir. Ona göre işlemin sonucu kaçtır diyor. Gençler üçgen içerisinde 135 varsa. Kendisi hariç en büyük çarpanıydı. O halde 135'i böyle çarpanlarına ayıracağım. 1 kere 135. 2'ye evet, bölünmez. 3'e bölersem 3 kere 45'tir gençler. Daha sonra istersek 5 çarpı 27 şeklinde de devam edebilirim. Arkadaşlar kendi sadece en büyük sayımız en büyük çarpanı 45'tir. Yani bunun değeri 45'tir. Artı. 42'de farklı asal çarpanların toplamı dediğim. Bu halde bunu da asal çarpanları ayıralım. 2'ye böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1'dir. Bunların toplamı gençler 12'de karenin değeri olacak. Bu ikisini toplarsam İçtiğimizin sonucu 57 olur diyoruz. Sorumuzun yanıtına gençler. Evet 57 cevabını görmüş olduk. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. 8. soruda A bir doğal sayı olmak üzere gençler beşgen içindeyse içine yazılan sayının tüm pozitif tam sayı çarpanların toplamına eşitmiş. Evet Altıgen içinde ise gençler farklı asal çarpanların çarpımına eşittir diyor. Benden de işlemin sonucu istiyor. Beşgen içinde 28 var gençler. 28'i çarpanlarına ayıralım. 1 kere 28. 2 kere 14. 3'e bölünmez 4 kere 7. Evet 28'in çarpanlarıdır. Bunları şöyle toplama durumunda yazayım. 1, 3 daha 7. 1, 2 daha 3. 4 daha 7. 7 daha 14. 14 daha 28. 28 daha 56'dır. Bakın bu işlemin sonucu 56 olacak. Bölüyorum. E 98'i de farklı asal çarpanların çarpımı dedim. 98 de gençler asal çarpanları ayıralım. 2'ye böldüm. 49. 7'ye bölünür. 7, 7'ye böldüm. 1'dir. Yani bu da 2 çarpı 7 olur. Yani 14'tür. 56'yı 14'e bölersem işlemin sonucu 4 olur diyoruz. 4 kere 14 56 sayısına verir diyelim. 9. E, sorumuzda aşağıda 3 fidanın santimetre cinsinden boy uzunlukları verilmiştir. Yukarıda verilen 3 bitkinin hangisinin santimetre cinsinden boy uzunluğu olan sayının asal çarpanlarının en küçüğü 2 en büyüğü 5'tir diye soruyor. Gençler sayıları incelediğimiz zaman en küçüğü 2 ise gençler bakın bütün sayılar çift sayı olduğu için 2'ye bölünür diyorum. O halde şöyle yapalım arkadaşlar. En büyüğünde 5 olması için hemen kontrolümüz yapalım. 84'ü 2'den başlayarak bölüyorum. 2'ye böldüm 42. 2'ye böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1'dir. Bakın 2, 3 ve 7'dir gençler. En küçüğü 2, en büyüğü 7'dir. O halde çam fidana sorumuzun yanıtı olamaz diyelim. 90 sayısını incelersem yani gürgen fidanına bakalım. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. Evet 2, 3 ve 5'tir. Bakın en küçüğü 2, en büyüğü 5'tir. Yani gürgen fidanı sorumuzun yanıtı olur diyoruz. Bir de 96'yı gösterelim. 2'ye böldüm 48. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1'dir gençler. Evet bunun da 2 ve 3'tür. Bakın 5 olmadığı için evet, Ladin fidanı da sorumuzun yanıtı olamaz diyoruz. Evet, devam edelim. 10. sorumuzda aşağıda türlerine göre 4 çeşit kitap verilmiştir. Bu kitaplardan hangisinin say sayfa sayısının asal çarpanlarının en küçüğü 3, en büyük 7'dir. Şimdi en küçüğü 3 dediği için şöyle düşünelim bakın. 42 ile 54'ü e hiç incelemiyorum. Çünkü her ikisi de 2'ye bölünür gençler. Evet 2'ye bölünce için bunların en küçük asal çarpanı gençler 2 çıkar diyoruz. Bakın bu da 2'ye bölünür. O halde bunu da eledim. Peki 3'e bölünmesi gerekiyor. 2, 2 daha 4, 5 daha gençler 9, 3'e bölünür. Evet, 315 de 3'e bölünür. Bakalım en büyük 7 olacak mı? 225'e gençler 3'ten başlayarak bölersem evet, 225 3'e böldüm 75 3'e böldüm 25 5'e bölünür 5 5'e böldüm 1'dir evet, en büyük gençler bakın en küçüğü 3 en büyük 5 gençler 7 olmadığı için masal kitabı da sorumuzun yanıtı olamaz diyoruz evet, hemen roman kitabının doğru olduğunu gösterelim 315'i 3'ten başlayarak bölersem Evet 3'e bölersem 105. 3'e böldüm 35. 5'e bölünür 7. 7'ye böldüm 1'dir. Bakın 3, 5 ve 7. Evet en küçüğü 3, en büyüğü 7. Demek ki roman kitabı olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet devam edelim. Evet gençler 11. soruya baktığım zaman A ve B birer pozitif tam sayıdır. Evet K e... 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b ve a artı b 4 olduğuna göre K sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Gençler a ile b'nin bakın pozitif birer tam sayı olduğunu söylüyor. Yalnız birbirinden farklıdır demiyor. O halde ben toplamları 4 olacak şekilde gençler yani a ve b'yi düşüneceğim. Yani ben k sayısına bakın 4 biliyorsunuz 1 ile 3'ün toplamı olabilir. 2 ile 2'nin toplamı olabilir. Bir de 3 ile 1'in toplamı olabilir. O halde 2 üstü 1 çarpı evet, 3 üstü 3 yazabilirim. K'yi 2 üstü 2 çarpı 3 üstü 2 yazabilirim. Kuvvetlerin toplamı 4 olacak. Bir de K sayısını 2 üstü 3 çarpı 3 üstü 1 şeklinde de yazabilirim. O halde e, ilk sayımıza bakarsak 2 üstü 1 2 demekti. 3'ün Üçün 3. kuvveti 27 27 ile 2'yi çarparsam 54 olur. Evet burası gençler 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Evet çarparsam 36 olur. 2'nin 3. kuvveti 8, 8 kere 3, 24 olur. Benden toplamanı istedi. Evet gençler toplamanı istediği için hemen şöyle toplayalım. 6, 4 daha 10, 4 daha 14 elde var 1. 5, 8, 11 de elde 11. Evet, 114 olur sorumuzun yanıtı C seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet, 12. soruya devam ediyorum gençler. A, B ve C birbirinden farklı pozitif tam sayıdır. İpin uzunluğu 2 üstü A, 3 üstü B ve 5 üstü C e, santimetredir diyor. Buna göre gençler bu ipin uzunluğu en az kaç santimetredir diye sordu. Gençler uzunluğun en az olması için şöyle düşüneceğim. Asal çarpanları e, asal çarpan gençler küçük olana büyük kuvveti vereceğim. Çünkü birbirinden farklı pozitif sayılar dedi. Yani ben 1, 2 ve 3 sayılarını Öyle bir yerleştireceğim ki ipin uzunluğu en az olsun istiyorum. O halde şöyle düşünelim. 3. kuvveti gençler 2'nin kuvveti olarak vereceğim. Yani 2 üstü 3 üç çarpım 3'ün 2. kuvveti evet, tabandaki sayı büyük olduğu için buna da 5'in 1. kuvveti olarak yerleştiririz. Burası gençler 2'nin 3. kuvveti 8 3'ün karesi 9 çarpı 5 oldu. Evet. 8 kere 5 40 yapar 9 ile çarparsam da 40 çarpı 9 360 olur. Ve B seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyorum. Evet devam edelim. Evet 13. soruda aşağıda verilen poligona isabetli bir atış yapıldığında vurulan bölgede yazan sayının kendisi hariç en büyük çarpanı kadar puan kazanılmakta. Farklı asal çarpanlar toplamı kadar puan düşürülmektedir. Yani örneğimize baktığımız zaman 24'ün Kendisi en büyük çarpanı gençler. 12 12 puan kazandım. Evet. E, farklı çarpanları bakın 2 ile 3 olduğu için toplamı kadar puan kaybediyor. Son durumda 7 puanı oluyor. Buna göre Aykut 210 puan yazan bölgeyi vurduğunda kaç puan alır diyor. Yaşı 210 önce çarpanları ayıracağım. 1 kere 210 2 kere 105 3'e bölersem gençler 3 kere 70 4'e bölünmez 5'e Döndür arkadaşlar. 5 kere 42 6 kere 35 7 kere 30 8'e bölünmez. 9'a bölünmez. 10'a bölersem 10 kere 21. Zaten bize gençler kendisi hariç en büyük çarpanı yani 105 gerekiyor. Buradan 105 puan aldım. Bu artı 105'tir. Evet. Bir de gençler asal çarpanlar ayıracağım. Evet buradan da asal çarpanların toplamı kadar puan kaybedecek. 2'ye böldüm 105. 3'e böldüm 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1'dir. Bakın 2, 3, 5 ve 7'nin toplamı kadar puan kaybedecek. 7, 3 daha 10, 15, 17. Evet buradan da 17 puan kaybedecek. O halde ne yaparım? 105'ten 17'yi çıkartırım. 5'ten çıkmış 15'ten 7 çıktı 8. Burada 9 kaldı. 9'dan 1 çıktı 8. 88 puan alır. Son durumda diyoruz. Evet devam edelim. 14. sorumuza bakalım. Ali ve Cengiz yanında verilen poligona birer tane atış yaparak puan kazanma oyunu oynayacaktır. Her oyuncu vurduğu bölgede yazan sayının kendisi hariç en büyük çarpanı kadar puan kazanmakta. Farklı asal çarpanları toplama kadar puan kaybetmektedir. Ali 30 numaralı bölgeyi vurduktan sonra Cengiz kaç numaralı bölgeyi vurursa oyunu kendisi kazanır diye soruyor. Şimdi gençler, öncelikle Ali'nin puanına bakalım. 30'u çarpanlara ayırıyorum. 1 kere 30, 2 kere 15, 3 kere 10, 5 kere 6 gençler. Kendisi hariç en büyük çarpanı 15 buradan artı 15 geldi. 30'u gençler bir de asal çarpanlara ayıralım. Böyle 30 diyorum. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. Bunların toplamı da gençler 2 artı 3 artı 5'ten 10'dur arkadaşlar. Yani 15'ten 10'u çıkartırsam Ali'nin kazandığı puan gençler 5 puandır. Şimdi aynısını gençler seçeneklerden sırayla ilerleyeceğim. Cengiz 12'yi vurursa 5 puanı geçmesi gerekiyor. 12'yi vurursa gençler 1 kere 12, 2 kere 6, 3 kere 4'tür. Kendisi hariç en büyük 6'dır. 12'nin çarpanları asal çarpanları 2'ye böldüm. 6 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1'dir. Evet 2 ve 3 gençler asal çarpanı toplam 5. Evet 6 puan kazandı 5 puan kaybettim. 6 eksi 5'ten 1 puan olur. Bu durumda Cengiz kazanamaz. Demek ki A seçeneği sorumuzun yanıtı olamaz. 35'e vurursa gençler 35'in çarpanları 1 kere 35. 5 kere 7. Kendisi hariç gençler en büyük 7'dir. Evet buradan 7 puan kazanacak. 35'i e asal çarpanlara ayırıyorum. Evet 5'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1'dir. Bakın bu ikisinin toplamı kadar puan kaybedecek. 12 puan kaybediyor. O halde 7 eksi 12'den eksi 5 puan olur. Yine bu durumda Cengiz kazanamaz dedik. 39'u incelersem gençler şöyle 39 diyorum. Önce çarpanlara ayıracağım. Bir kere 39. Evet, iki kere olmaz arkadaşlar. 3'e bölelim. 3 çarpı 13'tür. Kendisi hariç gençler en büyük çarpanı 13. 13 puan kazandım. E asal çarpanlara da dikkat edersen zaten 3 ile 13'tü. 3 artı 13'ten 16 puan kaybedecek. 13 eksi 16'dan eksi 3 puan olur. Demek ki C şıkkı da sorumuzun yanıtı olamaz diyoruz. Son olarak 45'i şöyle çarpanlara ayırayım. 1 kere 45, 3 çarpı 15, evet, 5 çarpı 9. Gençler kendisi hariç en büyük 15'tir. 15 puan kazandı. Bakın asal çarpanları 3 ve 5. İkisinin toplamı 8 puan kaybedecek. Evet buradan gençler 7 puan olur. Evet bakın Ali'nin gençler 5 puanı vardı e, Cengiz'in eğer 45'i vurursa gençler 7 puan oldu. O halde Cengiz 45 sayısını vurması gerekir diyoruz. Ve D seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Aşağıda verilen kalem kutularının her birinin içerisinde kutu numarasının bir tane asal çarpanı olanlarda 10'ar tane, 2 tane asal çarpanı olanlarda 20'şer tane, 3 tane asal çarpanı olanlarda 30'ar tane kalem bulunmaktadır. Buna göre yukarıda verilen kalem kutularının toplamında toplam kaç tane kalem vardır diyor. Gençler öncelikle şu bilgimizi okuyalım. Asal sayıların ve asal sayıların kuvveti olan sayıların bir tane asal çarpanı vardır diyoruz. Bakın 2, 3, 5, 7, 11 gibi asal sayıların bir tane asal çarpanı var. Aynı zamanda bunların kuvvetlerinde yine bir tane asal çarpanı vardır diyelim. Peki gençler o halde baktığım zaman burada asal sayımız 37 var diğer sayılar herhangi bir asal sayının kuvveti mi diye kontrol edeceğim. Evet 37'nin bir tane asal çarpanı var. Bir de baktığım zaman 32 gençte 2 üstü 5'tir. 2 üstü 5'inde evet, bir tane asal çarpanı olur. 32 sayısının diyorum. Yani bunlar da gençler 10'ar tane kalem var. 2 tane olanlar da 20'ar taneydi. 24'ü şöyle asal çarpanlar ayırayım. 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1'dir. Bakın 2 ve 3 var gençler. Yani 2 tanedir. Demek ki 24 numarada 20 tane kalem var. Sonra 42. Asal çarpanlar ayırıyorum. 2'ye böldüm 21. 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1'dir. Evet 3 tane olduğunu gördüm. Demek ki burada da 30 tane var. O 20 artı 10 artı 10 artı 30'dan 20, 10 da 30, 30 da 60, 10 da 70 tane kalem vardır toplamda diyoruz. Evet geçelim gençler son sorumuza. Evet, 16. sorumuzda yanda verilen kutunun içerisinde bulunan şeker sayısının 4 farklı asal çarpanı vardır. Buna göre bu kutuda bulunan şeker sayısı en az A ise A sayısının rakamları toplamı kaçtır diyor gençler. E, 4 tane farklı asal çarpanı varsa ve en küçük sayıyı elde edeceksem asal sayıları 2, 3, 5, 7, 11 şeklinde devam ediyorum. İşte burada ilk 4 tane asal sayıyı seçerim. Ve bunların çarpımı A sayısını verir. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. 2 kere 5 10 yaptı. 3 kere 7 21. 21 ile 10'u çarparsam 210 sayısı olur diyoruz. Ben de rakamları toplamamı istedi. 2 artı 1 artı 0'dan rakamları toplamı 3 olur diyorum. Ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.